Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Kasa'nın 9. bölümüne hoş geldiniz. Neyse. Nerede kalmıştık? Bu bölüm, geçen bölümde en son Plague Bandit Machine yapmıştım. Birkaç makineyi sonradan yapacağımı söylemiştim. Bölüm arası. Yaptım da. Wiremill nedir diye soracak olursanız, şu şekilde kabloları çok daha ucuza yapabilmemizi sağlıyor. Bunun yanı sıra bazı başka aletleri de yapabilmemizi sağlıyor. Mesela bunu. Ya da bunu. Ya da bunu. Ya da bunu. Sen başka yolda yapılmıyor muydun artık? Aa. Coal dust ama sen charcoal dust'la yapıyorsun. Aa, ilginç. İlginç. Bunun sıra başka. Evet. Bu işlere yarayan bir arkadaşımız. Extractor. Extractor. Biosel. Ha, Biosel'i Biofuel Cell'e çevirebiliyormuşsun. Bu bildiğimiz Biofuel bu arada. Bunun sıra Stick Resin. Aa. Ha, iyiymiş. Bunu geri çevirebiliyormuşsunuz. Bunun dışında Slime Ball'dan Rubber elde edebiliyoruz. Indigo Blossom'dan Indigo da elde edebiliyoruz. Snow Clay. Bunları geri çevirebiliyoruz. Nether Brie'yi Brie'ye çevirebiliyoruz. Wool'ları hepsini renksiz yapabiliyoruz. Şunları şunu şuna çevirebiliyoruz. Ve bunu boşaltabiliyoruz. Böyle bir arkadaşımız. Electronic Furnace'a Furnace. Bildiğin Furnace. Evet, bunları yaptım. Ama şimdi macerator yapmak için başka bir şeye ihtiyacım olacak. Sen gel. Bana... Sen zaten geçici bir işlemsin. Sadece biraz lapis işlemek için lazımsın bana. Nedenine gelecek olursak... Arada şunu da gösteriyor mu? Yok, göstermiyormuş. Neyse, sana Iron Gear ya da Bronze Gear, Bronze Plate, Piston. Tamam, kolaysın sen. Gereken malzemeler de var. İlk önce bir adet Piston'ımızı yapalım. Tabii önce malzemelerimiz lazım. Gene crafting day geçiyor maalesef. Ben bunu istemiyorum. İlk bölümler maalesef böyle geçecek biraz. Craftingle. En kısa sürede kurtulacaksınız craftinglerden. Şimdi... Altı tane. Yok. Tamam. Sekiz tane de senden. Sekiz. Tamamdır. Hazırda durun. Üç. Tabii sana bir ara overclock upgrade yapmamız gerekecek ve şunu da bir ara upgrade edeceğim. Şu kömürler bittiğinde herhalde. CESU'ya. Bronze gear, tamam. Diğerlerini bekliyoruz. Bunun dışında bolca gördüğünüz gibi wire yaptım. Bir kısmını... izole ettim. Rubber falan filan derken... Sen de lazımsın şimdi. Gel, gel, gel. Come to your papa. Evet. Evet, tam bir de sana ihtiyaç var. Her halükarda tonla bu arkadaştan yapacağız.
Ayrıca kendime hazır gelmişken şurada bir tane Python ek istiyorum ben. Evcil bir Python'um olsun istiyorum. Evet. Hadi. Selam kurt adam. Ah. Ama gece olmuş. Tamamdır. Diğer gereksinimler. Yeah, diamond. 2 adet gear. 2 adet plate. Ve kesinlikle bunlara plate ile tıklamayın. Tamam. Yok. Django. Selam evcil pitonum. Evet. Kesinlikle bölümün screenshot'ı bu olacak. Evet, tamam. Django, gidebilirsin. Aferin oğluma. Şimdi ne lazım sana? Piston. Bunun yanı sıra wrench de çekiç. Django'nun Python'la olan alakası nedir diye soracak olursanız 2 dakika Google'da araştırma yapın. Güzel bir alakası var. Seni kabul etmiyor. O zaman seni kullanırız. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Şöyle bir şey yapalım direkt. Girin. Regeni Rubber Farm'ın burası. Merhaba yumurta. Run Forest, run! Django! Nasılsın oğlum? Evet, evcil pitonu olan sade vatandaş. Selam, o benim. Sen git, sen git. Sizler pek hoş olmayan bir süreçten geçeceksiniz. Şöyle mesela. Ve sen de şöyle gideceksin. Sen de. Bana bir tane daha diamond lazım. Tamam. Bu arkadaşlar işleniyor. O esnada o tweet yolunda değil. Muhtemelen kırdım. Ya da şuraya bir yere bıraktım. Kırmışım. Bu arada daha önce söylediğimi bilmiyorum ancak şu o noktalara birden fazla kere tıklamayın. Ya yani tekrar büyüyünceye kadar. Yoksa bir daha tekrar rubber alamama şansınız var. Hani. Ha diyorsunuz ki ben sürekli ekip biçeceğim. Tamam, keyfimdir. Ama böyle düşünmeyenler hani. Hani? Dikkat olun sadece.
Evinde yılan besleyen mühendis. Ah, ne günlere kaldık. Şimdi. Lacerator. Senin için. Ha, 2 adet Lacerator lazım. 2 adet Lapis Lazuli da ihtiyaç varmış, tamam. Güzel. Aa, doğru. Evet. Egzoz çıkışını kapatmamanın önemini burada hatırladık. Egzoz çıkışını kapatma. Tamamdır. Siz şimdi burada kalın. Ve ben orada gidip circuit'imi yapayım. Gablo, gablo. Lapis Dust. Dediğim gibi daha önce Glowstone'u bir villager'dan bulmuştum. Ya zaten 5 stone'um vardı. Gene bir kedi başladı. Sana meow. 3 adet diamond gel. Steel plate'ler. Ve otomatik macerator. En sonunda hazır. Şimdi kablo da gel. Ve wrench de gel. Sana kutsal bir işimizi düşüyorum. Şimdi sen git. Sen şu. Kısa dur. Macerator sen şöyle gel. Kablo sen şöyle gel. Macerator'ın çıkış noktası bu arada. Otomatik olarak inventory'sini dışarı atabiliyor. Bir saniye. Macerator recipe'lerinde bir şeye bakacağım. Yalnız ek ürünler üretilmeyebiliyor. O zaman senin çıkışını ayarlamayalım ya. Çıkışını yukarıya ayarlayalım senin. Ne dur. Çıkışını yana ayarlayalım. Şurada güzel bir şey yapacağım. Bu güzel bir fikir geldi. Ve bana bir chest. Evet. Bence bu gayet güzel oldu. Huh. Şimdi ne yapıyoruz? Iron alıyoruz. Iron'ları alıyoruz ve bunun içine koyuyoruz. Şimdi Oracle upgrade'lerin hepimiz bakalım. Pek kolay değil. Sağ olsun. Şunu işaretlememiz gerekiyordu galiba. Bu arada şunların kullanımına bakarsak gold elde edebiliriz bu şekilde. Orvashing ise daha fazla mal iron elde edebiliriz. Sen de. Evet.
Bu şekilde. Senin ekstralarınla fazla ilgilenmiyorum. Sen direkt pişeceksin. Django sen buraya gel. Ve bana bir adet de happer lazım. Tabii ki de. Ayrı. Neden şaşırmadık? Coiller. Kental. Nasıl yapılıyor? Hepsi hiç... Kapı... Mikron... Senin. Blast falan sayıp bakalım. Ha, kapı nikel kullanıyormuşuz. Nikel ve kapı. Nikel nereden elde ediliyor bir bakalım. Nikelden. Nikelden elde ediliyor, evet. Doğru, nikel bulmuş muydum? Iron'dan da elde ediliyor bu arada, nikel. Hiç nikel bulmuş muydum, bir bakayım. Hayır, bulmamışım. Bu da demek oluyor ki Extreme Hills bölümünün aşağılarına gitmemişim hiç. Bu da demek oluyor ki bir sonraki bölümde madenler işlenirken ben bunu yapacağım. Bu arada bu geçici olarak kullanacağım bir yöntem. Kısa bir süre sonra Rock Crusher'a geçeceğim. Tabii Rock Crusher'a geçmeden önce bir şey yapmam lazım. Tamamlar gelin. Hani Maceracer'da falan işlemek pek mantıklı olmuyor. Dust'a dönüşüyor. Dust da işimize yarıyor ama bunun kadar değil. Ve 24. Güzel bir kar. Sana da tamamdır. Bu işe dursun. Sen gel. Hop. Ranch miydim? Evet, ranch. Şimdi özellikle ihtiyacım olanlar. Copper'ın diğer işlemlerinde Gold Dust hediye ediliyormuş. Bu arada Rock Crusher recipe'leri bu şekilde. İridium'u saklayacağım. Ruby'yi de aynı şekilde. Uranyum'u zaten saklayacağım. Evet. Biraz inventory'yi temizledik. Dört. Tamam. Yok. Nasıl bir stack yeter? Tamam.
4 stack kapı. 6 stack kapı, 3 stack tin. Kapırımız bol. Tetrahidratları da hesaba katalım. Castrite'lar çok daha ilginç bir şey. 4 tin veriyor. Rock Crusher, Rock Crusher da ilginç lan. Evet. Tamamdır. Mis gibi işleniyor. Burası chunk wall'lu olması lazım zaten. Load chunks. Aa yok. Chunk loader'ı ben buraya koymamış mıydım? Buraya bir yere ben chunk loader'ı koymuştum. Ama ayarlamamıştım düzgün. Ha, tamamdır. Tamamdır, artık ayarla. Evet, şimdilik bundan sonra bir de Rock Crusher yapacağım. Rock Crusher'a kadar tüm tekniğimiz galiba bu. Rock Crusher'dan sonra uzun bir süre en derin tekniğimiz bu olacak. Bir süre ilginç bir şeyle uğraşmak istiyorum. Evet, tabii onun için özel bir bina inşa edeceğim. Ama hani anlayacağınız üzere en kısa sürede Railcraft'a gireceğim. Ha, dur. Kurt adam duruyor hala. Oy ogre ogre ogre, uzak dur ogre, uzak dur ogre. Korkma Django, yabancı değilim ben. Tamam, dur. Crafting malzemelerini de şuraya koyayım. Evet, bu gürültüden kurtulmanın bir yolu var ileride. Çok ileride değil ama ileride. Ve size göstereceğim. Neyse, izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenli günler. İyi eğlenceler.